Hocalara geldiniz, hoş geldiniz. Sorubüs LGS denememizin beşincisinin fen sorularının ilk kısmıyla beraberiz. Buyurun hocam, Hüseyin hocam. Birinci sorudayız. Aşağıdaki şekilde dünyanın güneş etrafındaki hareketi ve farklı konumları gösterilmiştir. Evet. Yukarıdaki şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yine burada dünyanın bulunduğu konum itibariyle 21 Aralık tarihini buraya koyuyoruz. 21 Aralık tarihinde Kuzey Yarımküre'de kış mevsimi, Güney Yarımküre'de yaz mevsimi yaşanır. Tarihleri buraya koyarak bu soruyu cevaplamaya çalışacağız. O zaman ikinci konumdayken Kuzey Yarımküre'de yaz mevsimi başlangıcıdır diyor. İkinci konumdayken Kuzey Yarımküre'de yaz mevsimi olmaz. Değil, kış mevsimi olur, başlangıcıdır. Bunu eliyoruz. Doğru istiyor zaten. Türkiye dördüncü konumdayken daha sıcaktır. Türkiye dördüncü konumda, biz Kuzey Yarımküre'deyiz. Kuzey Yarımküre'de dördüncü bölüm 21 Haziran dönemini gösteriyor. Evet. 21 Haziran'da biz diğer bölümlere göre daha sıcağız. Yaz mevsimini yaşıyoruz. Bu nedenle Bursa seçeneğini işaretliyoruz. Evet. İkinci soru. İnsanlarda cinsiyet kromozomlarının aktarımı ile ilgili verilen bir şema aşağıda gösterilmiştir. Ahmet Bey'den erkek üreme sistemiyle X ve Y kromozomu taşıyan spermler, Nurcan Hanım'dan da dişi üreme sistemiyle X ve yine X kromozomu taşıyan yumurtalar. Daha sonra bunlar X ve Y kromozomu annede döllenecek. Döl yatağında daha sonra anne rahmine yerleşecek. Sperm ve yumurtanın döllenmesi sonucunda biri anneden diğeri babadan gelen kromozomların çekirdeklerinin birleşmesi sonucunda zigot oluşur. Zigot anne rahminde gelişimini tamamlayarak neslin devamını sağlar. Buna göre aşağıdaki egzersizden hangisine ulaşılamaz? Ulaşılamaz diyor hocam. Nurcan Hanım XX cinsiyet kromozomlarına sahip olduğu için Ahmet Bey'in aktardığı X kromozomu sonucu doğan çocuk. Şunu demeye çalışıyor. Anneden X kromozomu gelir, babadan X kromozomu gelir. XX kromozomuna sahip bir birey oluşuyor. Bunun sonucunda doğan çocuk bu XX kromozomudur. Nurcan Hanım da XX kromozomuna sahiptir. Fakat Nurcan Hanım'ın kopyası olamaz herhalde. Değil kopyası mi? Değildir. Tabii. Yani dişilik özelliği olarak aynıdır. Fakat kopyası değil. Kopyası olması için kromozomun yani DNA'nın aynen aktarılması gerekiyor. O yüzden buna ulaşılamaz. Evet. Doğabilecek çocuktan cinsiyeti babadan gelen cinsiyet kromozomları belirler. Ahmet Bey'in farklı iki cinsiyet kromozomu, eşi Nurcan Hanım'ın tek tip cinsiyet kromozomu bulunur. Doğacak çocuktan tamamı kız olabilir. Kız olabilir. Erkek de olabilir. Tamamı. Doğru olabilir. Bu nedenle A seçeneğini işaretliyoruz. Üçüncü sorumuz yine bir çaprazlama sorusu. Aşağıdaki grafiklerde uzun ve kısa boylu bezelye ile mor çiçekli ve beyaz çiçekli bezelyelerin çaprazlaması sonucu elde edilen bezelyelerin özellikleri verilmiş. Yani 44 tane uzun bir bezelye, 16 tane kısa bezelye, mor çiçekli bezelye ve beyaz çiçekli bezelyeler grafik olarak belirtilmiş. Buna göre hangisi söylenebilir? Uzun boy geni kısa boy genine baskındır. Bunu vermek zorunda. Mor çiçek geni de beyaz çiçek genine baskındır. Şimdi grafiğe baktığımız zaman birinci grafiğe göre çaprazlanan bezelyelerin hepsi saf döl olabilir. Şimdi burada baktığımız birinci grafikte uzun boylu ve kısa boylu bezelyeler. Kısa boylu bezelye küçük a diye gösterilebiliyor. Evet. Ama uzun boylu bezelyeler büyük A küçük A veya büyük A büyük A olarak gösterilebilir. Hepsi saf döl olabilir diyor. Gördüğümüz gibi burada hepsi saf döl değil. Büyük A küçük A da olabilir. O yüzden bunu eliyoruz. İkinci grafiğe göre çaprazlanan bezelyeler melez olabilir. Şimdi burada grafiğe baktığımız zaman ikinci grafikte çaprazlanan bezelyeler eğer melez özellikte olsaydı yani büyük A küçük A yani mor çiçek gerçi şöyle bunu mor çiçek olarak belirtelim. Bunu da beyaz çiçek olarak belirtelim. Beyaz çiçek olarak belirtelim. Belirttiğimiz zaman mor çiçeklerden 28 beyaz çiçeklerden 32 tane oluştuğu için bu bezelyeler melez olması için çaprazladığımız zaman yani büyük A küçük A büyük A küçük A çaprazladığımız zaman burada melezler de oluşabilir, saflar da oluşabilir. Yani bunun galiba tamamında ikinci grafiğin tamamında yani böyle bir şey olması isteniyor fakat gördüğünüz gibi neredeyse yarı yarıya oluşmuş. O yüzden bunu da eliyoruz. Birinci grafiğe göre oluşan bezelyelerin yaklaşık %25'i kısa boylu olup saf döle sahiptir. Şimdi 60 tane bezelye var burada. Bunun 44 tanesi uzun boylu, 16 tanesi kısa boyludur. Yani %25'lik kısım şu bölümde kısa boylu ve saf döle küçük a küçük a'ya sahiptir. O yüzden C seçeneği diyoruz. Hocam, dördüncü soru. Yine bir tablo yorumlama sorusu. Tabloda bazı ifadelerin karşılığı verilmiş.
matematiksel olarak. Örneğin birincil kaynaktan elde edilen, edilirken harcanan enerji 200 milyon jül, yani 1 milyon jül olarak belirtilmiş GJ. İkincil kaynaktan elde edilen harcanan enerji gördüğünüz gibi ton başına 5 milyon jül. Bu ifadeleri okuduğumuz zaman hangisine ulaşılamaz bir yorum sorusu. Alüminyum atıklardan geri dönüşüm yapılarak imal edilmesi yaklaşık 8 kat daha az maliyetlidir. İmalden bahsettiği için imal kısmına bakıyoruz ve yaklaşık 8 kat daha az maliyetli olduğu görülüyor. Evet. 8 kere 6 48. Evet, yaklaşık ulaşılabilir. 8 kat. Evet, ulaşılabilir. Cevherden elde edilen alüminyumun bulunması ve taşınması daha az maliyetlidir. Şimdi bulunma ve taşımaya bakıyoruz. Cevherden elde edilen alüminyumun bulunması ve taşınması. Bulma ve taşıma işlemi zaten diğerlerine göre daima daha az görüyoruz. Daha 3, 6, 5, 1, 50, 200. O zaman buna da ulaşılabilir. Alüminyum ham maddesini atıklardan elde etmek daha az tasarrufludur. Şimdi alüminyum ham maddesini atıklardan elde edeceğiz. İkincil kaynaklar, yani atıklardan elde edilirken alüminyum ham maddesini atıklardan elde etmek. Şimdi burada 5 milyon jül ton başına harcanmış. Burada 200 milyon jül harcanmış. Demek ki burada daha az tasarruflu olan bölüm, yani şöyle kontrol ettiğimiz zaman diğerlerine göre daha tasarruflu olduğu görülüyor. Evet. Çünkü 5-200 mesela. O zaman doğru. Birincil kaynaktan elde edilen alüminyum elde edilirse daha az enerji harcanmıyor hocam. Gördüğünüz gibi 200 mesela harcanıyor. 50 harcanıyor imal edilirken. Daha fazla harcandığı görülüyor. O zaman D seçeneğine ulaşamayız. Beşinci soru demiş hocam. Nesilleri tükenip yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanlardan biri de kaplumbağalardır. Deniz kaplumbağalarının, yani karette cinsiyetini kuma gömülü yuvaların sıcaklığı belirliyor. Yuva sıcaklığı 26 derecenin altındaysa yumurtadan çıkacak kaplumbağalar erkek, 32 derecenin üstündeyse dişi oluyor. Yumurtaların gömülü olduğu kumun sıcaklığı 26-32 derece arasında erkek ve dişi oranı birbirine yakın olmaktadır demiş. Hocam. Evet. Sonra da şekil vermiş. Burada verilen ifade bize şunu gösteriyor. Burada bir modifikasyon sorusu var. Modifikasyon genlerin yapısının değil işleyişinin değişmesi. Örneğin yaz mevsiminde bizim bronzlaşmamız tekrar kendi yerimizde kış mevsiminde tekrar eski yüz şeklini almamız, rengini almamız modifikasyon olarak biliniyor. Genin burada yapısı değil, işleyişi değişiyor. Burada zaten şuradaki şeyi göstermiş. Göstermiş, evet. Buna göre sadece yukarıda verilen bilgilere göre deniz kaplumbağalarıyla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir diyor yorumlardan. Buyurun sıcaklık hocam. Ortalamasının yüksek olduğu bir yılda kurbağalarda yumurtadan çıkan erkek sayısı daha fazla olur. Bakalım hocam. Yok, yumurtadan çıkan tersi. Erkek... Evet. Sıcaklık ortalaması yüksek olursa? Yüksek olursa çıkan dişi oluyor dişi. Gördüğümüz gibi. Sıcaklık yumurtadaki yavruların gen yapısını değiştirerek. Hocam gen yapısı değişmiyordu hatırlarsanız. Tabii. Genin işleyişi değişiyordu. O zaman burası da gidiyor. Buraya dikkat etmek lazım. Normalde cinsiyeti belirliyor ama gen yapısını değiştirerek. Gen değil. Yapısı değil, genin aslında işleyişi. Ha, buraya dikkat düşmesinler. Değişiyor. Bu durum modifikasyon aslında örnektir. Çünkü sıcaklık genlerin İşleyişini değiştirmiştir. İfademiz C seçeneği olarak. Küresel ısınma yumurtadan çıkan dişi kaplumbağaların sayısını olumsuz etkiler. Bu doğru bir ifade ama orada yok. Evet. Altıncı soru. Bir grup öğrenci gerekli güvenlik önlemlerini alarak farklı cam şişelerin içerisinde asit, baz ya da tuzlu su olduğu bilinen maddelerden koyuyor. Özgür. Benim maddemden birkaç damla alarak cam saat üzerinde bulunan metal parçalarına damlatıldığında gaz çıkışı oluyor demiş. Evet. İsmail, benim maddemde kırmızı turnusol kağıdı batırıldığında mavi renge dönüşüyor demiş. Özcan da demiş ki benim maddemi iyice kaynatıp cam kenarına bırakınca bir süre sonra kabın içerisinde beyaz kristallere rastlanıyor demiş. Sanırım bunların maddelerini soracak bize değil evet, mi? Fikret de demiş de var. Ki, benim maddeme eldivenli elinizi hafifçe bastırarak baş parmakta işaret parmağı hareket ettirirse bir kayganlık hissedilir. Demiş. Deneylerden yola çıkıldığında öğrencinin maddeleri pH ölçeğine göre aşağıdakilerden hangisinde gibi eleştirilebilir demiş hocam. Evet. Buyurun. Hocam şimdi bir pH ölçeği kısaca belirtmek gerekirse 0,7 ve 14 aralığında maddelerin asitliğini ve bazlığını gösteren bir ölçek. Örneğin 0,7 aralığında madde asit oluyor. 7'de nötr oluyor. Yani ne asit ne de baz. 7 ve 14 arasında baz oluyor. Sanırım burada bunların asit mi baz mı olduğunu belirlememiz lazım. Belirlememiz gerekiyor. Şimdi Özgür bir metalin üzerine büyük bir ihtimalle metal parçalarına damlattığında gaz çıkışı oluyorsa
Şunu biliyoruz, asitler metallerle tepkimeye girdiği zaman hidrojen gazı açığa çıkartırlar ve bir tuz çözeltisi, tuz oluşur pardon. Demek ki burada damlattığı şey asit. Ve 0,7 aralığında almalı. O zaman Özgür 0,7 aralığında olacak. Burada değil ne yazık ki. Burada Özgür 0,7 aralığında, Özgür 0,7 aralığında, burada değil ne yazık ki. O zaman cevap B ya da C olacak. B bakalım. Ya da C olacak bakalım. Evet, burada İsmail, kırmızı turnusol kağıdına batırıldığında mavi renge dönüşüyorsa. Hocam kısa bir şey söyleyeyim. Asitler kızartır, bazlar morartır. Bu da bizim ifademiz olsun burada. Eğer mavi renge dönüşüyorsa demek ki burada bir baz vardır. İsmail, yani 7 ve 14 aralığında olacak. İsmail'in 7 ve 14 aralığında olduğu C şıkkı zaten. Hocam. Evet, burada gördüğünüz gibi C seçeneğini işaret. Evet, yine Özcan 2'den nötr o zaman o şekilde gitmiş. 7. Evet. Soru buyurun hocam. 7. soru. Aşağıdaki tabloda bazı belirteçlerin asit ve bazlarda oluşturdukları renkler verilmiştir. Bu fenolftaleyn ve metil oranj bizim ayracımız. Asit çözeltisinde fenol renksiz, metil oranj kırmızı, fenolftaleyn bazda pembe, metil oranj da bazda sarı rengini veriyor. Ve gördüğümüz gibi bu çözeltilere aktarılıyor. Yukarıdaki kaplara fenolftaleyn ve metil oranj damlatıldığında çözeltilen belirtilen renkleri aldığı gözlenmiştir. Hocam fenol damlatıldığında renksiz oluyorsa asit. Asittir bu. Asit. Peki metil oranj damlatıldığında sarıysa baz. Bazdır. Peki metil oranj damlatıldığında kırmızı oluyorsa asittir. Asittir. Gördüğümüz gibi. Pembe oluyorsa bazdır. Pembe oluyorsa bazdır. Evet. Hemen bakıyoruz. Buna göre çözeltilerle ilgili L kabındaki asit olabilir diyor. K kabındaki asit olabilir K diyor. Doğru. Evet, doğru. L kabındaki çamaşır suyu olabilir diyor. Çamaşır L kabındaki suyu. Çamaşır suyu bazdır hocam. O zaman doğru. Öğrenciler evet iyi biliyorlar. L bazdır. Bu da doğru bir ifade. M kabındaki tuz ruhu. Hocam tuz ruhu asittir. Hidroklorik asit. 3 numara bakalım. Evet asitmiş. O da doğru. O da doğru. N kabındaki baz olabilir. N kabına bakalım. Fenolftaleyn damlatıldığında baz olduğu görülüyor. O zaman ifadelerin tamamı doğrudur ve C seçeneğini işaretliyoruz. 8. soru. Öğrencilerine asit yağmurlarının canlı gelişimine karşı olumsuz etkilerini anlatmak isteyen Asaf Bey laboratuvarda aşağıdaki düzenekleri hazırlıyor diyor. Bir kaktüs var, menekşe var. Çimlendirilmiş marul bitkisi birini düzeneklemiş hocam. Bu şekilde evet. Gitmiş. Buyurun. İkinci düzenekte de KC ile bir tuz çözeltisi, saf su var. Koh yani baz var. Bunun baz olduğunu belirtelim. Bunun tuz olduğunu belirtelim. Bunun da asit olduğunu, bir asit çözeltisi olduğunu belirtelim. Hı. Şimdi bunları kullanarak asit yağmurlarının canlı gelişimine etkisini inceleyelim. O zaman kullanılması gereken büyük bir ihtimalle asit olacak. Evet hocam. Asit olacak. Asiti kullanmak gerekecek. Bitki kullanılacak. Hı. Farklı iki deney düzeneği hazırlayacak. Farklı iki deney düzeneğinde asit yağmurlarının etkisini inceleyeceğiz. Şimdi hazırlamış olduğu düzeneklerden hangisindeki malzemeleri seçmeli ki öğrencilere konuyu tam anlatmış olsun. Şimdi hocam burada baz kullanmış. Asit yağmurlarından bahsedemez. Evet. Kaktüs ve kacele bu tuz oluyor. Hı hı. Asit yağmurlarından bahsedemez. Ama çimlenmiş marul bitkisi saf su ve HCl çözeltisi kullanırsa saf su çimlenmiş marul bitkisi gelişimini gözleyecek. HCl'li yani asitli asit yağmurlu su ve çimlenmiş marul bitkisini kullanırsa, bağımsız değişkenleri kullanırsa bu seçeneği işaretlemiş ve doğru yapmış oluyor. Olur. Dokuzuncu evet. soru hocam. Dokuzuncu sorumuz bir basınç sorusu. Burada ABC noktaları var. XY vanaları var. X vanası açılmayıp Y vanası açılıyor. Hocam X vanası açılmıyorsa A noktasındaki sıvı basıncı değişmeyecektir. Değişmez tabii. Bakalım A noktasındaki sıvı basıncının değişmediği şık hangi şık? Burada yok. Burada yok. Burada yok. Cevap B seçeneğidir. C ve B noktalarına bakalım. Şimdi burada Y vanasını açtığımız zaman buradaki su aşağı doğru inmez mi? Hı-hı. İner. Böylece basıncı azalacaktır. Evet. Ama su tamamen bitmez değil mi? Evet. Sayın hocam. Evet. Basıncı azalacaktır ve sonra sabit kalacaktır. Buradaki sıvı seviyesi yükselecektir. Hı-hı. Böylece B noktasındaki sıvı basıncı derinlikten dolayı artacaktır. Sonra sabit. Ama dökülmeyeceği için, eşit kalacağı için her iki nokta şurada eşit kalacağı için basınç önce artacak sonra sabit kalacaktır. Cevap. B seçeneğini işaretliyoruz. 10. soru hocam. Evet 10. sorumuz.
Cisimlerde biriken elektrik yükleri elektrik boşalmasına sebep olur ve kıvılcım çıkar. Bu bir tehlikedir. Bu kıvılcım elektrik çarpmasına ve yangın çıkmasına neden olur. Bu olayların yaşanmaması için cisimlerde biriken fazla yüklerin toprağa akması gerekiyordur. Bu olaya da topraklama denir. Evet, aynı zamanda bizim için de geçerli. Çimenlerde, toprak alanda ayağımızı toprağa koymamız gibi. Koyduğumuz zaman evet bir topraklama üzerimizdeki elektrik yükü aşağı akıyor. Hangisi bu duruma örnek olarak verilebilir? Şimdi petrol tankerlerin içerisinde tehlikeli madde var değil mi hocam? Evet hocam. Yere temas eden zincir kullanırsa üzerinde biriken yük aşağı akıyor. Böylece bu tehlikeden kurtulmuş oluyor. Var bu. Yüksek binaların çatılarından yere kadar uzanan iletken çubuk ve iletken bu paratoner. Evet hocam. Evet. Topraklama yapılıyor yine milyonlarca voltluk bir elektrik bulutlardan geliyor. Yeryüzüne o toprağa gitsin. Yüksek yerlerde biriktiği için toprağa akıyor. Bu da doğru. Bir iki kesin var. 3'e bakıyoruz. Akaryakıt istasyonlarına yakıt dolum pompasının uç kısmının metalden yapılması bir şey etkilemiyor. Fakat bu dolum yakıt dolum pompasının uç kısmına topraklama yapılarak bir kablo takılıyor. Hı. Ve o topraklama şeklinde toprağa gidiyor. Hı. Ve herhangi tehlike anında fazla elektrik yükü toprağa atmış oluyor. Ama uç kısmının metalden yapılması bir şeyi değiştirmiyor. Bu nedenle cevap A seçeneği oluyor.